Hayır, gören de aramızda kan davası falan var sanacak. Bir damla da olsa mürekkep yalamış adamların arasındaki husumet kan davasından bile daha korkunçtur Sinancığım. Bunu daha önce sana anlatmıştım. Aklın ibneleştirdiği insan tipinden bahsederken. Hatırladın mı? Bak bu iyiydi işte. Kalem mi arıyorsun? Nereden anladın? Eskiden de öyle yapardın da. Nasıl yapardın? Ya böyle işte, sohbet edilirken hoşuna giden bir şey olduğunda hemen kağıt kalem aranırdın. Hatırlamıyorum. Niye aranırdın? Not etmek için. Neyi? Söyleneni. Hangi söyleneni? Hoşuna giden cümleyi ya da aklına gelen fikri. Yani? Yani Sinan yok. Öyle aklıma geldi, söyledim işte. Hatta notçu derdik sana ya. Sonra geliştirip fortçu diye çevirmiştik. Hala hatırlamadın mı? Öyle değil mi arkadaşlar? Neyi soruyorsun anlamadım. Bir, ben neden kalem arandım? İki, bütün bunları niye anlattın? Üç, söylemek istediğin ya da ima etmek istediğin başka bir şey mi var? Sayayım mı daha? Evet, söylemek istediğim bir şey var. Hatta suratını haykırmak istediğim bir şey. Muharrem, ne yapıyorsun sen, delirdin mi? Yeter artık. Defol git şuradan. Ya gerçekten delirmiş bu ya. Çağıralım bir ambulans, attıralım bunu hastaneye, olsun bitsin ya. Ya Cevat, izin ver dışarı çıkarıp ağzını burnunu kırayım. Kesin lan de. Çıkmayacak. Dostoyevski gerçek her şeyin anasıdır ve üstündedir der. Zavallı egolarımızın bile. Hadi bakalım Muharrem Efendi. Neymiş yıllarca yüzümü haykırmak istediğin şey? Dostoyevski gerçek her şeyin anası değil, babasıdır der. Ama çok da önemli değil. Söylemek istediğim şeye gelince, herkesin, hatta bu yalakaların bile bildiği bir şey olduğuna göre öyle haykırmama gerek yok. Sen bir hırsızsın. Hem de hırsızın en önde gideni. Önüne gelen, her şeyi cebine indiren adi bir yan kesicisin. Söylemek istediğim işte bu. Yoksa notçu, fortçu. Hepsi lafın boku. Öyle değil mi yalakalar? Niye söylemiyorsunuz düşüncelerinizi? Niye çekiniyorsunuz? Diyemedim tabii. Hiçbir şey söyleyemedim. Kalem mi arıyorsun? Evet. Nereden anladın? Eskiden de öyle yapardın da. Böyle aklına gelen bir fikir olduğu zaman hemen kalem, kağıt aranırdın. Dünyanın en aşağılık düzeni tam karşımdaydı. Artık dayanamıyordum. Yüzlerine bile bakmadan hemen kalkıp gitmeliydim. Güneş doğacak, açacak çiçek. Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao. Delip geçenler diyecek merhaba. Merhaba ey güzel çiçek. Gelip geçenler diyecek merhaba. Merhaba ey güzel çiçek. Hadi bakalım Cevatcığım. Yarın iyi yolculuklar diliyorum ve şerefine içiyorum. Şerefe. Hop Muharrem. Sen kaldırmıyor musun kadehini oğlum? Kaldırmıyorum. Neden? Önce bir konuşma yapacağım.
Susun! Nietzsche Hazretleri konuşma yapacak. Sevgili generalim Cevdet Bey. Pardon, Cevat Bey. Ve kardeşin az yalakaları. Şunu iyi bilin ki, gösteriş budalası insanlardan, gösterişli laflardan, gösterişin kendisinden hiç hoşlanmam. Bu bir. Kibirden, kendini beğenmişlikten, bütün bu dağları ben yarattım havalarından, süslü kişiliklerden nefret ederim. Bu iki. Yalakalardan, yalakalıktan, yalakaca edilmiş laflardan ve davranışlardan da nefret ederim. Bu üç. Dördüncüsü, gerçeği, içtenliği ve samimiyeti çok severim. Ve Dostoyevski'nin dediği gibi, gerçeğin her şeyin üstünde, zavallı egoların bile üstünde tutulmasını isterim. Arkadaşlığın karşılıklı, açık sözlü ve yalansız olanı için canımı veririm. Evet, buna bayılırım. Sayın Genel'im. Arkadaşlık, hassaslık ve incelik isteyen bir iştir. Öyle kabalığa, özensizliğe, alaycılığa gelmez. Tane söyleyecektim. Neyse, niye uzatıyorum ki? Yine de şerefinizde sayın generalim. Güle güle gidin İstanbul'a. O kahpe Bizans'ı bizim için fethedin. Oradan da sürün atınızı batıya, Viyana'ya. Nobel'de, Oscar'da ne bulursanız getirin Ankara'ya. Şerefinize sayın generalim. Şerefinize.